Amerika'nın ünlü gazetesi New York Times, Türkiye'nin Libya başarısını yazdı. Amerikan medyası Türkiye'nin Libya'da hakim güç olduğunun altını çiziyor. Fakat bölge Suriye'ye döndüğünden her şey çok kırılgan ve değişken. Saatlik değişiyor haritalar. Türkiye destekli Hafter'i resmen püskürttü. Fakat bu asla kesin bir zafer değil. Libya'da Hafter'in arkasındaki en büyük güç Rusya. Türkiye 2. Dünya Harbi'nde bile Almanlar için kritik bir hava üssü olan Vatia'yı ele geçirdi. En büyük darbe ise Rus hava savunma sistemlerine verdirildi. Daha önce yaptığımız Putin'in Türkiye hakkındaki korkunç planları adlı videomuz Suriye için yazılmıştı. Dediklerimiz maalesef 5 ay içerisinde gerçekleşti. Şimdi Putin aynı şeyleri Libya üzerinden düşünüyor. Putin Libya'da kalıcı bir liman ve askeri üsler istiyor. En büyük engelse Türkiye. Türkiye bu sefer Suriye'dekine nazaran bir adım önde. Çünkü bu sefer meşru hükümetin çağırdığı devlet Rusya değil, Türkiye. Yani Libya ile Suriye, Rusya ile Türkiye'nin çaprazlama karşıt alanları haline geldi. Putin Libya'da birçok panstinini Türk sihalarına yem edince bölgeye savaş uçağını gönderdi. Bu Türkiye için inanılmaz önemli bir konu. Bakın, Putin neler yapmak istiyor? Şu an Libya'da Türk destekli hükümet mi yoksa isyancı Hafter mi daha güçlü? Libya'da toprak bütünlüğü neden önemsiz? Türkiye'nin bir sonraki adımı ne olacak? Akdeniz'deki mavi vatanı güvenceye alan Libya anlaşması sallantıda mı? Güzel ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimleri aktif edebilirsiniz. Katılı özel yüklediğimiz Akdeniz'in imparatoru, Türk tarihinin en büyük amirali Barbaros Hayrettin Paşa videosunu ve diğer videoları da açıklamaya eklediğimiz linkten bize katılarak izleyebilirsiniz. Şu an Libya'da iki güç var. Biri merkezi hükümet, yani ulusal mutabakat hükümeti, diğeri ise Hafter, yani isyancı general. Türkiye merkezi hükümetin arkasındaki en büyük başat güç. Hafter'in arkasında onlarca ülke olsa da en büyük güç Rusya. Türkiye sihalar sayesinde son 3 ayda Hafter'e inanılmaz ağır hezimetler yaşattı. Hafter birçok toprağıyla beraber tank, tüfek, asker, zırhlı araçlar, hava savunma sistemlerini kaybetti. Tabii Türkiye'nin de bazı sihaları düşürüldü. Ama bunlar insansız olduğundan normal kayıplar kadar sarsıcı olmuyor. Rusya Hafter'e doğrudan askerini göndermedi. Putin tüm Orta Doğu'da çok güçlenmiş durumda. Ayrıca Akdeniz'de de aynı durum var. Akdeniz'in boşluğunu Libya'da dolduran Putin, Türkiye'nin kesinlikle buradan çıkarılmasını istiyor. Suriye'de karşı karşıya geldiğimiz Rusya bu sefer Libya'da bizi silmek istiyor. Türkiye doğrudan Libya'nın meşru hükümeti tarafından davet edildiğinden oradaki askeri varlığımız tamamen yasa. Putin Suriye'de Türkiye'nin varlığının yasa dışı olduğunu hep vurgulamış. Böyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışmıştı. Aynı şeyi bu sefer Türkiye Rusya'ya karşı kullanabilir. Tabii eğer Ruslar doğrudan asker koyarsa. Türkiye Libya'daki gayrimeşru her türlü güç temizlenecektir söylemini çok güçlü olarak dillendirmeli. Özellikle uluslararası kamuoyunda. Zaten tüm Avrupa ve Amerika, Türkiye'nin bu meşru zemininden dolayı hiç istemeseler de bir şeyler yapamıyorlar. Putin, hava savunma sistemleri bir bir imha edildi. Yeni bir satranç hamlesi yaptı. Libya'ya Su-24 uçaklarından 8 tane gönderildiğini belirtiyor. Uydu görüntüleri bunu onayladı. Putin, Libya hükümetinin hemen dibindeki alana Hafter'in emrine vermek üzere savaş uçağı gönderdi. Hafter ise 1-2 gün önce Türkiye'nin oradaki askeri hedeflerine hava saldırısı yapılacağını ilan etmişti. Tam da bu noktada çok kritik bir çizgi var. Rusya, Libya'daki varlığını meşru olarak ilan etmiyor. Orada üstü kapalı bir desteği var. Rusların özel askeri şirketi Wagner'ler var. Rusya Hafter'e uçak gönderdi ve bu uçaklar Libya hükümetini ve bölgedeki Türk askerlerini bombalamaya kalkarsa ve Türkiye bunları düşürürse ne olacak? Türkiye'nin son birkaç yıl önce Suriye sınırında Rus uçağını düşürmüş ve çok büyük bir gerilim yaşanmıştı. İki ihtimal var. Ruslar ya bu uçakları Hafter'e sattık, artık bizimle ilgisi yok,
onların adına bombalama yapacak diyecek ya da Putin uçakların üzerindeki Rus bayrağını söktürmeden bombalayacak ve Rus uçağı bombalıyor olacak. Eğer birinci durum yaşanırsa, Türkiye içerisinde Rus pilotu olmadıklarını söyledikleri için bu uçakları gerek savaş jetleri de gerek yerden atılan füzelerle düşürebilir. Zaten daha önce yapmıştı. Bu durumda Rusya'nın yapacağı bir şey yoktur. İkinci durum gerçekleşirse, yani Rusya adına savaş jetleri kalkarsa, Türkiye bunları düşürdüğünde Rusya ile karşı karşıya gelmiş olacak. Ve bu bir savaş sebebidir. Fakat Ruslar bölgede resmi olarak bulunduklarını ilan etmiyor şimdilik. Çünkü Hafter meşru değil. Rusya bunu ilan ederse ne değişir? Rusya bu durumda uluslararası anlaşma ve kuralları ihlal etmiş olacak. Rusya'daki gibi güçlü bir argümanı olmayacak. Türkiye, Libya hükümetinin verdiği yetkiyle Rusların karşısında durabilir. Ama Ruslar gözünü karartırsa, dünyanın en büyük ikinci askeri gücü olan bu ülkeyi doğrudan karşısına almak kolay olmayacaktır. Libya'nın parçalanmasının Türkiye için sonuçları kesinlikle çok kötü olur. Çünkü Türkiye, Libya ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, Akdeniz'de Türkiye'yi diğer dört ülke olan Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı çok avantajlı konuma yükseltmişti. Akdeniz'deki Mavi Vatan'ı güvence altına alıp, buradan geçirilmek istenen boru hattını tehlikeye atmıştı. Türkiye bunu Libya'nın bütüncül toprak yapısını dikkate alarak yapmıştı. Fakat Libya parçalanırsa, Türkiye'nin karşı kıyı olarak anlaşma yaptığı Libya'nın, bizim karşımızda duran kıyısı merkezi hükümetin değil, Hafter'in elinde olmuş olacak. Bu, Türkiye'nin anlaşmasını boşa çıkarır mı? Şimdilik tahmin etmek çok zor. Fakat yine de büyük bir risk olacağı kesin. Gelelim Libya'daki güçlerin son durumuna. Libya'da iki güç var. Fakat güneyde aşiretler bağımsız olarak üçüncü bir gücü ellerinde tutuyor. Libya'nın 1.8 milyon kilometre karelik bir toprak alanı var. Yani Türkiye'nin iki katı. Bunun 1.7 milyonu çöl. Libya'nın %95'i çöllerden oluşuyor. Haritada gördüğümüz Hafter'in devasa genişlikteki alan hakimiyeti bu sebeple aldatıcıdır. Hafter, Libya'nın çöllerinin büyük bir kısmını elinde tutuyor aslında. Peki o zaman kıyaslama nasıl yapılmalı? Tabii nüfusla. Libya'da yaklaşık 6 milyon nüfus var. Bu nüfusun en çok yığıldığı şehirler, kimin elinde ise asıl güç ondadır. Bu açıdan bakıldığında, merkezi hükümetin elinde Libya'nın en büyük şehri Trablus var. Nüfusu 1 milyondan fazla. Ayrıca büyük nüfuslu Bingazi, Misrata, Zaviye ve Sirte de yine Türkiye'nin desteklediği merkezi hükümetin elinde. Hafter'in elinde Bingazi, Derne ve Tobruk var. Bu üç şehrin nüfusu da kalabalık olsa da merkezi hükümetin elindeki yerlere göre daha düşük. Bu açıdan bakıldığında Hafter'le merkezi hükümetin güçleri eşit gibi, fakat son aylardaki toprak kayıplarından sonra Hafter daha da geriye düşmüş oluyor. Fakat ölçüt sadece nüfus değil. Libya'nın en önemli kozu petrol. Petrol kuyularının dörtte üçü Hafter'in elinde. Merkezi hükümeti Türkiye'nin desteklediğinden sonra bir kuyu ele geçirmişti. Merkezi hükümetin en önemli başarılarından biri Hafter'in elinden Vatiye hava üssünü almasıydı. Bir askeri hava üssünü SİHA'larla ele geçirmek. Bu yeni bir paradigma. Ve dünya harp tarihine geçti şimdiden. Dünyada ilk düşürülen uçak yine Libya'da 100 yıl önce Türkler tarafından gerçekleşmişti. Şimdi tarih tekerrür ediyor. Türkiye, Rusya'nın resmi olarak bölgede bulunmamasının avantajını çok etkili kullanıyor. Son zamanlarda başlatılan büyük operasyonlar bundandı. Türkiye bu avantajı elinden alınmadan çok hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Türkiye'nin bu davranışını gören Putin önlem almaya başladı. Putin her ne kadar son 10 yılda büyük bir etki alanını da ele geçirse de ekonomisi zor durumda. Son yaşanan salgından dolayı petrol fiyatlarının dibe vurması en çok Suudilerle beraber Rusları vurmuş durumda. Ruslar bu durum daha fazla devam ederse çok büyük bir ekonomik kriz yaşayacaktır. Rus ekonomisi de neredeyse Araplar gibi petrole dayalı. Rusların Araplardan fazla olarak yaptıkları tek şey silah. O da Sovyetlerin bir mirası. Ruslar salgının yayılmasının sonucu iki şekilde bedelle ödüyor. Hem salgının doğrudan çok hızlı yayılmasıyla
acı bilançoyla hem de petrol fiyatlarının düşmesiyle. Rusya şu an vaka sayısından dünya ikincisi. Rusların buraya gelecekleri zaten çok belliydi nüfusundan dolayı. Türkiye ile Rusya, Suriye'de olduğu gibi burada da kapışmaya devam edecek gibi görünüyor. Suriye'deki satranç tahtası aynı şekilde Libya'ya taşındı. Bazı kartlar gitti, yeni kartlar geldi. Bazı avantajlar el değiştirdi ama mücadele aynı. Ruslar, Putin sayesinde dünya siyasetinde tekrar güçlenmeye başladılar. Özellikle Kırım'ı bir oldu bittiyle topraklarına katması tüm Avrupa'yı ürkütmüş durumda. Avrupa bu yüzyılda bile toprak kazanan Rusya'yı durdurmak istiyor. Rusların bu yayılmacı politikası Avrupa'nın olduğu kadar Türkiye'nin de zararına. Bu sebeple Türkiye Rusya'ya karşı Avrupa ve ABD'nin desteğini almalı. Bu bir çıkar ilişkisi. Türkiye'nin son 20, belki son 40 yılda dibine oymaya çalışan ülke, müttefik gibi görünse de Amerika'ydı. Fakat bölgeye Putin'in girmesiyle artık yeni isim Rusya. Rusya bizim gözümüzde artık neredeyse Amerika'nın yerini almak üzere. Tüm bunlara rağmen en büyük ticaret ortaklarımızdan biri Rusya. Rusya ile 20 milyar dolar üzerinde ticaret hacmimiz var. Turizm, nükleer, doğalgaz boru hatları, S-400 gibi onlarca devasa alanda alternatifsiz ilişkilere sahibiz. Hem bizim için hem de Rusya için aynı durum. Ruslar tüm bunları riske etmek ister mi? Zaman gösterecek. Türkiye'nin kara kutusu.